16 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'nda bayrağa sarılı tabutu, muhteşem bir katafalk üzerinde halkın ziyaretine arz edildi. 3 gün 3 gece gözleri yaşlı harpseli, generallerin ve subayların ihtiram nöbeti tuttukları bu muhteşem tabutun önünden geçtiler. Dolmabahçe Sarayı'nın tören salonunda 19 Kasım Cumartesi günü Atatürk'ün cenaze namazı Profesör Şerafettin Yalkaya tarafından kıldırıldı. Büyük komutanlarının tabutunu elleri üzerine alan 12 general, onun cenazesini sarayın önüne getirilen top arabasına kadar taşıdılar. Dolmabahçe, Tophane, Karaköy, Eminönü ve Sirkeci yoluyla Gülhane Parkı'na getirildi. Bütün İstanbul, gözleri yaşlı, genci ve ihtiyarıyla yollara dökülmüş, atasını, ulu önderini Ankara'ya götürdü. Gülhane Parkı rıhtımından alınan tabut, zafer torpidosuna konularak Yavuz zırhlısına nakledildi. Yavuz, bu büyük mateme katılmak için yabancı devletlerin gönderdikleri harp gemileriyle Büyükada açıklarına kadar ulandı. Misafir gemiler, İzmit açıklarında 21'er fare topla atayı selamladılar. Gece İzmit'ten özel bir trene konulan tabut, yol boyunca gözleri yaşlı halkın önünden geçerek 20 Kasım Pazar günü Ankara'ya getirildi. 20 Kasım sabahı Ankara garı. Atatürk'ün muazzez naaşını trenden gene 12 general alarak top arabasına koydular. Bu sırada başkent onu 101 pare top atışı ile selamlıyordu. Büyük Millet Meclisi'nin önüne konulan katafalka tabut yerleştirildi. Bütün Ankara halkı onun önünden saygıyla geçtiler. Ertesi sabah muhteşem bir törenle Büyük Millet Meclisi'nin önünden alınan tabutu muvakkat kabrine konulmak üzere Etnora Kemidesi'ne. Bütün dünya devletleri ebediyete intikal eden bu büyük adama karşı son vazifelerini yapmak üzere ayrı ayrı temsilciler ve tam teçhizatlı birer bölük asker yollamışlar, o dahi askeri son defa selamlamak istemişlerdi. Türk milleti kurtarıcısını, sevgili atasını kaybetmişti. Türk milleti bir tek kalp olmuş, onun için oldu. Avrupa onun için, bütün dünya onun için oldu. Tabiat bile bu büyük mateme iştirak etmiş, Samsun'dan doğan güneş için altın rengi saçlar, deniz mavisi gözler için ağlıyordu. Kader onu en olgun çağında, çok sevdiği vatanı, her şeyden üstün tuttuğu milleti için daha birçok eserler verebileceği genç bir yaşta aramızdan alıp götürüyordu. Atam neredesin? Güneş battı diyorlar. Atam senin için öldü diyorlar. Atam neredesin? Hani senin gür sesin? Hani senin gülen gözlerin? Hani senin çatık kaşın atam? Neredesin? Mehmet'in seni arar. Kara Fatman seni arar. Zeynep'in seni arar atam. Atam neredesin? Güneş battı diyorlar. Atam senin için öldü diyorlar. İnanmıyorum atam. İnanamıyorum. Çünkü seni gördüm atam. Sen sinemdesin. Sen kalbimdesin atam.